Sen gel 250 liralık araba al. Ondan sonra 100 liralık yağ farkı arkadaşlar. Ortada 25 bin lira masraf. Servise götürürsen yetkili serviste 40 bin lira masraf. Ne olacak bu sahte yağ işi ya? Bunlar tabii arkadaşlar şu anda yıkandı geldi. İşte motor rektifiye oldu. Şu an gıcır gıcır görüyorsunuz. Aslında bu aracın 2019 bir araç ve sadece 40 bindeydi, evet. Değil mi araba? 41 bin şu an. Sahibi bu aracı bir hafta önce yeni alıyor. Alırken ekspere de gösteriyor. Ama eksperde motor testi veya motorla ilgili hiçbir şey yaptırmamışlar. Araç yeni diye. Sadece kaporta, boya, hasar kayıtlarına baktırmışlar. Aracı teslim almışlar. Aradan bir gün sonra yolda giderken araba ufak bir hararet yapıyor. Hararetten dolayı beni aradılar. Ben de arabanın tabii garanti içinde olduğu için hani bana değil de servise gitmesini tavsiye ettim. Arkadaşlar da servise gidiyorlar. Serviste söylenen şey, araç 80 km önce hararet yapmış, ondan dolayı garantiye almıyoruz. Kapakla ilgili sadece bu sıkıntıyı açarsak 30-40 milyar yakın masraf çıkacağını ve onun üstü de olabileceğini söylediler. Müşterimiz de tabii aracı da biraz da kredi çektiği için, durumu da çok el vermediği için bize geldi, bizi tercih etti. Aracı servise aldık. Söküm işleri başlarken aracın yağını boşalttığımız zaman gördük ki motorun içinde farklı bir şeyler var. Karterden akan sıvı farklı. Yani yağ değil de böyle sıvı gresmiş gibi daha farklı bir şeyler akıyor. Tabii telefon açıp müşteriye bilgilendirdik. Yani bu aracın motorun içinden çıkan yağ normal bir yağ değil. Hani su karışmış olabilir dedik ama suyla da alakası yok. Yani su da karısı, yağ beyazlar. Ama bu yağ tamamen daha farklı bir şekilde akıyor. Neyse bir kabağı da ayrıyeten aldık. Motoru indirdik. Tabii ufaktan çevresini söktük. Motorunu söktükten sonra fark ettik ki bu araçtaki yağ farklı bir yağ. Buna satan kişi aracı söylemesine göre 1000 km önce bakımını yaptırmış. Ama serviste yaptırmamış. Söylenen o bize. Serviste kaydı çıkmadı yağ bakımı çünkü. Ve müşteri dedi ki ya dedi siz dedi o zaman üst kapağını açın hani conta tarafını. Ben geldiğim zaman diğerlerine bakarız. Tabii biz de açtık. Gösterdik contayı ya, nereden yandığını, nasıl olduğunu, içindeki pislikleri ne olduğunu. Müşteri tabii sadece kapağı yaptıracağı için, durum bu sefer farklı yerlere gittiği için, maliyeti arttığı için o da sıkıntıya düştü. Biz de bunu mahkeme yoluna başvurmasını tercih ettik. Yani bilirkişi gelsin, baksın neler olmuş, neden böyle olmuş. Yani doğru mu söylüyorlar, yalan mı söylüyorlar, meydana çıksın. Şöyle bir durumla karşılaştık bu sefer de. Ya işte bu mahkeme süreci uzayacak. Benim bu aracın kredisi var. Ben arabayla da işe gidip geliyorum. Arabayı da hani kullanıyorum. Başka araba da alacak durumum yok. İşte ben onu bekleyemem, edemem ama sonuçta burada bir yani mağduriyet var. Hem de çok büyük bir mağduriyet. Hem de çok büyük bir var. Hem de kandırmaca var yani. Çünkü 100 liralık, 150 liralık için yani bu duruma düşüyor insanlar. Maalesef. Yani hiç gerek kalmayacak bir şekilde mağdur oldu. Yani 40 bindeki arabaya hiç olmayacak bir şekilde bir işlem yapıldı. Nedir bu işlemler? İşte yağ sekmanlarını bozmuştu. Yağ jetleri tabii tıkandığı için yağ jetlerini değiştik. Allah'tan yani biraz da erken müdahale oldu. Yoksa maliyet iki katına da çıkabilirdi. Çünkü yağlamayı iyice kestiği ne yapacak? Yatak saracaktı, krangı bozacaktı, turboları falan dağıtacaktı. Temizlenecek, revizyon olacak ama sonuçta değişme olayı fazla olmayacak. Doğru. Ya bu da ne yapacak? Maliyeti bayağı bir aşağıya çekecek. İlla ki. İşte nedir? Yağ pompasını değişeceğiz. Gördüğünüz gibi bunu artık temizlesek de yani bunu güvenip arabaya kullanamayız. Diğer conta takımıydı işte. Diğer zaten bloğun içindeki gerekli şeyler değişti. Her şey değişti. Yani, temizliği yapıldı ama harici yine biz yine bir elden geçeceğiz temizlik için. Çünkü yani yıkandığı halde sıcak suyla yine de bazı noktalarda kalıyor tortu. Onları yeniden ele geçirip temizleyip toplayacağız. Makine de yıkandı bunlar bir de. Tabii. Komple. Tabii. Hatta şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlar. Tabii. Bakın bu işte yağ karteri. Bunu benzinle de sizle beraber yıkadık. Evet, göstermek için size yani her yere nasıl nüfuz etmiş, nasıl böyle problemli bir şekilde olduğunu göstermek için böyle bir demo bir şekilde evet. Gösterdik. Sonra makineyle yıkandı bu. Ama inanın o kadar kötü her yere işlemiş ki yani böyle en ince kanallarda tabii. Onları böyle öbek öbek böyle evet. Parça parça bozulmuş yağı görüyorsun. Tabii. Sahte yağı görüyorsun. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Neden bu araba conta yakmış? Neden hararet yapmış? Çünkü arkadaşlar yağ düzgün bir şekilde sirkül olamıyor. Zaten evet. Kullandığımız yağ yeterli katkılara sahip değil. İşte bazı yağ o gerekli özellikleri vermiyor. Öyle olunca ne oluyor? Sıcaklığa maruz kalınca tabii. Özelliğini yitiriyor evet. Ve gördüğümüz hali alıyor yani sonuç yoksa olarak. Araçta herhangi bir su kaçağı, herhangi bir su kaybı yok. Hiçbir ya da şey yoktu. Devir daimle ilgili bir sıkıntısı, radyatörle, fanla ilgili bir sıkıntısı yok. Aracın su sisteminde hiçbir sıkıntı yok. Tamamen yağdan dolayı olmuş sıcaklık, aşırı ısıdan dolayı müşterimize bu hale. Onu da atmadık. Burada duruyor tabii. Arkadaşlar. Bakın poşete koyduk. Yani bildiğiniz böyle şey gibi, hani şu moda ya slime diyorlar ya slime aynen. Gibi bir şey olmuş. Resmen
rezillik. Buna gerçekten bence en başta devletimizin bir an önce bu işe el atması lazım. Her tabii, şeyden önce o. Tabii. Çok, çünkü neden diyeceksiniz? Yani müşteri koyulan yağın derecesini, kalitesini bilmiyor ki yani. Nedir? Herhangi bir yerden fiyat alıyor. Uygun geldiği zaman aracını orada bakım yaptırıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim başımıza bu ikinci gelen. Yani bu konuyla alakalı ikinci gelen araç. İlk gelen araçta biz ispatladık. Belgeledik. Ve aracı servis geri almak zorunda kaldı. Ya çok güzel. Bana anlatmıştı. Sen şimdi hemen ekledin. O da ayrı bir olay. Evet. Arkadaşlar servisten kastımız da yetkili servis. Bakın maalesef, yetkili serviste bile bu şekilde evet, sahte yağ kullanılmış. Onu da bir hemen detaylandıralım istersen. Ya, o araç İstanbul dışından alındı bir yetkili servisten. Araç alındığından beri sadece orada bakım yapıldı. Yetkili serviste bakım yapıldı. Sadece nedir? İstanbul'a geldiği zaman eğer yağ bakımı burada denk geldiyse iki sefer yağ bakımı yapılmış. Onun haricinde bütün bakımları orada yapılmış. Yani İstanbul dışında. Araç bir yakınımızındı. Müşterimizdi hem de kendisi. Yolda giderken bu işte bakımdan sonra yolda gidiyor. Motorla alakalı bir sıkıntı çekiyor. Bunu da servise götürüyorlar. Tabii aracı servise çektiriyor. Allah'tan yine gittiği bölgede oluyor İstanbul dışında arıza. Servise götürdükten sonra servis tabii bir maliyet çıkartıyor sökmeden önce. Diyor ki işte şu kadar bir maliyeti var bunun. Yaklaşık 80-100 bin lira yakın. Ha, söktükten sonra bu artı çıkabilir. Biz hani belli başlı şeyleri, değişecek şeyleri şimdi gördüklerimizi yazıyoruz diye. Müşteri beni aradı. Fiyatı çok yüksek bulduğunu. Zaten yani o paraya dışarıda araba da satıldığını. Biz de tamam o zaman aracı bize getirebilirsiniz dedik. Servisten çekicili araç buraya geldi. Sökme işlemine başladık. Yine sökme işleminde tabii tuhaf şeyler sezdik. Ya, olabilir falan kilometresine vurduk. Çünkü araba garantide değildi yalnız. 140 bindeydi araç. Ama yetkili ama servise tabii, gitmiş. Tabii. Full yetkili servise gitmiş araç. Sonuçta tabii, o yağ bakımı garanti tabii, kapsamında. Sadece iki defa farklı bir serviste yapılmış. Ama hı-hı, ondan sonra yine düzenli olarak fark İstanbul etmez, dışındaki aynı servise yine daha düzenli olarak gitmiş sonuçta araç. Sonuçta o yetkili servis yaptığı işten sorumlu. Tabii. Yani eğer bir hatası varsa o garanti tabii, ondan sonra kapsamı gibi sökerken oluyor. Aynı bu araca nasıl işlem yaptıysak aynı şekilde tezgahın üzerinde sökmeye başladık. Sökmeye başladıkça tuhaflığı hissettik. Bazı noktaları söktükten sonra anladık ki bu arabada yağdan dolayı bir sıkıntı olmuş. Hemen sökme işlemini durdurduk. Araç sahibine bilgi verdik. Sağ olsun o da hemen oğlunu yolladı. Oğluna izah ettik. Onun da avukat tanıdıkları varmış. Hemen işleme nasıl yaparız, nasıl ederiz. Çalıştığımız, bulunduğumuz yerde de güvenlik kameralarından dolayı yaptığımız her şeyi kayıt altında olduğu için, ispatladığımız için bir sıkıntı da çekmedik. Ondan sonra onlar da bilirkişi, kendi bilirkişi, servisin kendi bilirkişisi geldi. Servis sorumluları falan. Onlarla beraber inceleme yaptık. Neticede en sonunda haklımız olduğu kanaatine vardılar. Bu işin de fazla uzamaması için müşteriden aracın değeri neyse, o günkü piyasa değeri neyse onu ödeyip aracı müşteriden geri aldılar. Evet yani bir şekilde fazla uğraştırıyor ama yani yetkili servislerde bile ki ben de başka yerlerde tabii, çeşit çeşit markaların servislerinde bile böyle şeylerle karşılaşıldığını duydum. Maalesef. Adeta sazan sarmalı. Şimdi biz seninle çok detaylı inceledik Yavuz Usta. Evet. Yani umulmadık şekilde tabii her yere gidiyor bu. Tabii. Hatta gitmemesi gereken yerlere tabii, bile hava kanallarına gitmiş. Bile. Evet yani, o ilginçti mesela. Şimdi şöyle bir şey. Kartelde sonuçta bir ısı oluyor, bir buharlaşma oluyor. Ve motorun içindeki o buharlaşma bir şekilde dışarı çıkması gerekiyor. Bu da nasıl? Hava kanallarından çıkıyor. Ama bu yağ katılaştığı için, katranlaştığı için o hava deliklerini bile tıkıyor. Ki şöyle de bir sıkıntı var. Yani yolda gidiyorsunuz ailece, otobanda seyrediyorsunuz. Bir anda yağlamayı kestiği anda 100-120 ile gittiğinizi düşünün. Sollamaya çıktı ya bir yerde, bir şey oldu. Çıktınız ya da kamyon geçiyorsunuz. Tabii. Öyle yani. Sonuçta yolda, uzun yolda gidiyorsunuz. Bir anda yağlamayı kestiği an, motoru kilitlediği an arabanın lastikleri de aynı şekilde kilitliyor. Yani fren yapmışsınız gibi. Kimi araç otomatik veya manuelde o anda o panikle insanın aklına fitesi tabii, neye almak ya da fitesi boşa almak, debriyaja birden basmak. Yani gelemez ki sonuçta. Bu önden çekişli bir araba. Ön evet, lastikler kilitledi. Ne yapacak bu araba? Bir de şöyle bir şey var bak. Tamam hep motora şey yaptık. Aa iyi tamam burasına bir şey olmamış. Şurası bilmem ne. O 1000 kilometrede yakalamışız diyoruz. Ama mesela bak turbosuna baktık. Turbonun da bütün her yeri tabii, motor şimdi yağıyla yağlanıyor arkadaşlar. Bu yataklar vesaire bunların hepsi aslında bildiğimiz yani işte bu motorun yağı dönüyor orada. Şimdi öyle olunca ne oluyor?
son derece hassas. Motor atıyorum işte 5-6 bin devre, 7 bin devre kadar çıkıyorsa tabii, o onun 20 katı belki çok daha fazla yüksek devre çıkıyor. Yani turbonun türbini ve kompresörü arkadaşlar. Ondan dolayı yani o paller, ondan dolayı da yağ çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Günümüz yağları aslında sadece motorun böyle yağlanmasıyla değil, turbonun da yağlanmasına göre tasarlanıyor. Ya motor yağının görevi sadece arkadaşlar işte bu kayganlığı sağlamak olayı değil. Tabii. Bu kayganlığı sağlamasının esas nedeni sıcaklığı düşürebilmesi. Tabii. Sürtünme azaldığı için sıcaklık düşüyor. Yani bir soğutucu aslında yani. Tabii. En önemli zaten görevi de o. Bu araçta da işte ilk conta yakma sebebi de o. Tamamen yani çok erken bir müdahale. Evet. Yoksa yani şu olayı şöyle söyleyeyim. Yaklaşık piyasada ikinci el normal bir araba alacak şekilde bir masraf çıkabilirdi buna. Doğru. Bu adam gitti tamam 20-25 bin lira para harcadı. Serviste 40 harcayacaktı. Şimdi değeri de düşmedi mi? İşlem gördü ya, motor indi bindi. Evet, maalesef öyle bir durum da var. Ne kadar düşer sence böyle bir arabanın? Ortalama yine hiç düşmese 10 bin lira gibi bir ya işte, en az değer kaybı en az. Yani onun yanında bir de o var arkadaşlar. Yani cebe gerçekten tabii çok ciddi bir şekilde zarar veren bir şey. Yani bu yağ bakımı yapan, yağ değişimi yapan yerlerin de incelenmesi lazım. Kesinlikle. Satış noktaları da incelenmesi lazım. Yaptırımların çok olması tabii lazım. Tabii. Mağduriyet var. Kimse parayı kolay kazanamıyor. Hele de ülkenin şu zor durumda olduğumuz dönemlerde gerçekten çok zor bir şey. Her şeyden önce milli servet bir de. Tabii. Burada yapılan her şey arkadaşlar tabii sonuçta birçok parça yabancı ülkelerden geliyor vesaire. Bunları almakla bir şekilde ülke aslında döviz kaybediyor. Tabii. O net bir şey. Burada bak önemli bir nokta. Bu organizasyonu arkadaşlar Total tarafından yapıyoruz. Bizim zaten daha önceki videolarımızdan da kendilerini hatırlarsınız. Çok önem veriyorlar bu konuya. Biz kendilerine bu tip bir içerikle gittiğimiz zaman bilinçlenme açısından böyle bir şeyi tabii iyice insanların kafasına işleyebilmesi açısından çok pozitif yaklaşıyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Yani diğer yağ markalarına bu konuda ciddi çalışmalar yapmaya ben kendim davet ediyorum. Kendileri yani çok güzel zaten eğiliyorlar konuya yani şu çünkü. Şu an müşteri geliyor işte kullandığımız yağ ürünleri gösteriyoruz. Hangi ürünleri kullanacağımızı, filtreleri falan söylüyoruz. Elinde telefonla direkt sisteme girip abi işte şurada şu kadar, şurada bu kadar. Ya kardeşim bak orada bu kadar olabilir ama bunun bir güvencesi, garantisi var mı? Senin burada birebir muhatabın benim. Tabii. Bizim sattığımız ürünün arkasında bir firma var. Bir garanti var. Yani senin, artık biz de varız. Tabii bir de senin mesela dükkanında ne var? İşte bu sertifika, yağın tabii sertifikası var. Yani senin tabii bunu kullandığına dair bir belge. Birincisi arkadaşlar mesela gittiğiniz yerde hangi yağ markası olursa olsun tabii, bir sertifika olayına bakacaksınız. İllaki. Yetkili satıcı mı? İki, işte o ambalajın üzerindeki kapak tasarımı, ondan sonra logosu. Aynen logosu dediğin gibi, ondan sonra işte bu barkod ve okutabildiğimiz QR kodu vesaire bu tip şeyler yapıldıktan sonra arkadaşlar bir de sen şöyle bir şey söyledin bana mesela nasıl anlaşılabilir başka türlü diyelim bunların hepsini yaptı hala tatmin olmadı müşteri ne yapabilir mesela sen açtın kapağı yani, ne hissediyorsun? Yağda farklı bir koku olur. Yani acı bir koku gelir. Yani, rengi farklı oluyor. Biraz koyu oluyor. Evet. Nispeten. Yani şimdi şöyle koyu mesela kalın yağ ile ince yağı karıştırmasınlar tabii bu arada. Tabii, şimdi 10-40, 5-40, 5-30, 0-30 yani bu yağların renkleri zaten otomatikman farklı olur. Kokusu en başında kokusu köpürmesi ve aracında eğer bir yağ eksiltme yoksa ve yağ eksiltmeye başladıysa bundan da şüphelenebilir. Yani sonuçta eğer devamlı bindi günlük kullandığı araçta her bakımda düzenli bakımlarını yaptırıyorsa, duman atma herhangi bir sıkıntısı, yağ yakma sıkıntısı yoksa ama yağda yine eksilme varsa bu kullandığı yağdan da dolayı olabilir. Yani çok da kolay değil arkadaşlar. Sonuçta gerçekten de iş dönüyor, dolaşıyor. Çok güvendiğimiz ustaya ve dediğimiz tabii yöntemlere geliyor. Yani illaki şimdi yani yıllardır gittiğiniz güvendiğiniz ustaya yani 50 lira, 100 lira için değişmek yok olmaz. Tabii. Bir de şu önemli bir nokta, sen de değindin ona. Eğer böyle bir şeyden şüpheleniyorsanız diyelim aldınız ondan sonra aracınızda tuhaflıklar var. Bir şekilde ustanız baktı o motoru dağıtmayın. Hemen tabii hemen ekspert tarafından bir tespiti yapılsın. Tabii bilir kişi atanıyor. Aslında çok uğraşılacak bir konu değil ya. Evet. Savcılığa gidiyorsunuz, suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Bilir kişiye bir ödenecek bir miktar para var. Onu ödedikten sonra bilir kişi zaten bir iki gün içinde hemen size ulaşıyor, geliyor. Olay yerinde incelemesini yapıyor. Ondan sonra hangi usta dağıtacaksa ustaya söktürüp resimlerini ve oraya gelip inceledikten sonra dava dosyasını ekliyor. Aynen. Ondan sonra dava süreci devam ediyor. Yani bir bu inceleme işi yapılmadan
sakın rapor tutulmadan, resmi bir rapor tutulmadan tabii motoru açtırmayın. Biz bu müşterimizi çok söyledik, çok uyardık ama maalesef bizi dinlemedi. Şimdi de dün herhalde beni aradı. İşte ya dava açabilsek nasıl olur, nasıl eder ama artık işten geçti. Biz kanıt kalmadı ki. Yani şöyle de bir şey yapmışlar. Böyle bir sıkıntı tekrar olmasın diye bu aracı uygun yağından gönderdi hediye olarak. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşılmasın diye. İnşallah. Emir'den alalım senin canavar oğlan. Maşallah fıldır fıldır. O da bizim sıkı bir takipçimiz çıktı arkadaşlar. Teşekkür ederim Emir'ciğim. Gel sen de aramıza geç bizim istersen. Bundan sonra burada da şöyle bir mini bir kutu açılışı yapalım istersen. Yağımız geldi. Üçlü bir şekilde arkadaşlar. İşte orijinalliğine emin olduğumuz yağ bundan sonra kullanacağız. Bakın barkodu burada kontrol edebiliyorsunuz. Ve de burada da yeni tip kapak tasarım. Bunlar çok önemli. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim İnşallah sana da. İnşallah insanlara faydalı Çok sağ ol. Olmuş. Sana da teşekkür ederim Emir'ciğim. Evet arkadaşlar, bu sahte yağ konusunda da ikinci videomuzu böylece yapmış olduk. Hem Total Energies ve Elf'e hem de size YK Motors'a çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Umarız videomuzu da beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.